Merhabalar arkadaşlar. Sevineleme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel bot patiğimizin yapılışını başlayacağız inşallah. Bu modeli normalde 5 şişle yapıyorlar diye biliyorum. Ben diğer patiklerimi yaptım. Tığımı kullanaraktan 2,5 numara tığımı kullanaraktan böyle bir model çıkardım arkadaşlar. Bu renkleri tercih ettim. Siz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Şimdi birlikte bot patiğimizin yapılışına başlayalım arkadaşlar. Ayak numaramız 37 numara arkadaşlar. Ayakta süper bir duruşu var, bilginiz olsun. Şimdi başlayalım bot patiğimizin yapılışına. Şöyle durasın. Zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi aynı diğer patiklerimizde yaptığımız gibi zincirlerimiz arasında 9 tane ilmeğimizi tığımıza topluyoruz. Bakalım kaç olmuş? 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane ilmeğimizi ilk başta bir olmak üzere ikişer ikişer arkadaşlar bu şekilde başa kadar örelim. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. İkinci sıramızda ben şöyle bir çoğaltma işlemi yapıyorum. Tığımın yanına bir tane ipimi doluyorum arkadaşlar. Hemen diğer ilmeği alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi toplayalım. En son bir tane kaldığı zaman bir daha ipimizi tığımıza doluyoruz. Son ilmeğimizi şu şekilde arkadaşlar, iki tane ilmek aynı anda alınıyor. İki tane ilmek derken burada sondaki bu ilmeği alırken arkasından da alın, daha güzel görüntü oluyor. Bu şekilde iki tane ilmeği aynı anda topladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. İki tane sıramızda çoğaltmış olduk. Alt kısımda 9 tane başlamıştık. İkinci kısımda 11 tane ilmeğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi tekrar devam ediyoruz. Tığımızdaki ilmek kalıyor. Tığımıza bir tane ip doluyoruz. Hemen arada ilmeğimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Sonda bir tane ilmek varken tekrardan tığımızı, ipimizi doluyoruz. En son ilmeği çift olarak alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan başa doğru gidelim. Bu şekilde yaptığımız zaman her sırada 2 ilmek çoğalıyor arkadaşlar. 9'du, 11'di. Burada da 13 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Bütün ilmeklerimizi tığımıza topluyoruz. Bir tane varken tekrardan tığımızı, ipimizi doluyoruz. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Başa kadar aynı şekilde örelim arkadaşlar. Turuncu ipimizle ördüğümüz patiğimizin burun kısmı arkadaşlar, ilmeklerimiz tam 29 tane olana kadar bu işlemi böyle çoğaltaraktan gideceğiz arkadaşlar. Krem rengi ipimize gelene kadar. Bu çoğaltma işlemi farklı işlemi de var arkadaşlar.
Şöyle ipimi doluyorum. En sondaki ilmeği ikili olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane ilmeğimiz olmuş. Devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Her ilmekte 2 tane ilmeğimiz çoğalmış oluyor. Başında bir tane dolama yapıp çoğaltıyoruz. Sonunda bir tane dolama yapıp çoğaltıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane olmuş oldu. Aynı işleme devam ediyoruz. Tığımızdaki kalıyor. Hemen yanından ipimizi tığımıza doluyoruz. Sırayla bütün ilmeklerimizi bu şekilde arkadaşlar. Güzelce tığımızı toplayalım. Bakın arkadaşlar, son bir tane varken tekrardan tığıma ipimi doluyorum. İki tane ilmeğimizi aynı anda alıyoruz. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi yanlarda çok hoş bir görüntü oluyor. Bakın, 9 ilmekle başlamıştık. 9, 11, 13, 15, 17, 21 tane ilmeğimiz oldu şu an. 29 tane ilmek olana kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Gerçekten ayağı saran bir model. Ayakta çok hoş duruyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gerçekten de sıcak da tutuyor. Bakın, son ilmek varken tığıma doluyorum. Bu şekilde ikili alıyorum. İlmeklerimi başa kadar örüyorum arkadaşlar. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, bir tane ilmek doluyoruz. 24 ve 25. Şimdi burun kısmımızın bitmesine 2 sıramız kaldı. Bu şekilde.
Arkadaşlar aynı burayı bu şekilde, yani bu buraya kadar nasıl ördüysek ilmeklerimiz 29 tane ilmek olana kadar bu burun kısmını örelim gelelim arkadaşlar. 11 sıra arkadaşlar burun kısmımızı ördük. 9 ilmekle başlamıştık. Şimdi 29 tane ilmek oldu arkadaşlar. Burada krem rengi ipimizi geçiş yapacağız. Şu şekilde tığımızdan sıklaştıralım. İpimizi buraya yerleştirelim. 12. sıramıza geçtiğimiz için şimdi 11. sıradan sonra burun kısmının çoğaltma işlemi bitiyor arkadaşlar. Şimdi krem rengi ipimize geçtiğimiz zaman 29 tane ilmeği ta ki şu ağız kısmına, patiğimizin, botumuzun ağız kısmına gelene kadar krem rengi ipimizle 29 ilmekle devam edeceğiz. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Şu fazla kalan iplerimizi yürütüyoruz. 5 tane ilmeğimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. 1 tane ilmeğimizi turuncu ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi krem rengi bir ipimizle, 5 tane ilmeğimizi, ay pardon, 1 tane ilmeğimizi turuncu ipimizle bu şekilde bu sıramızı da 4 5 tamamlıyoruz arkadaşlar. Çoğaltma işlemi bitmiş oldu. Yani krem rengi ipimizle 5 ilmek örüyoruz. Turuncu ipimizle 1 tane ilmek örüyoruz. Sona kaldı 1 2 3 4 ve 5. Şu sondaki ilmeğimizi çift olarak alıyoruz. Bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar örüp gelelim. Bakın arkadaşlar, 11 tane ilmeğimizi turuncu ipimizle ördükten sonra 12. ilmeğimizde, 12. sıramızda krem rengi ipimizi ekledik ve 29 tane ilmekten sonra çoğaltma işlemini bırakıyoruz. Krem rengi ipimize geçtiğimiz zaman 29 tane ilmeği bu şekilde düz olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın tığımızdaki 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği krem rengi ipimizle örüyoruz. 1 tane ilmeği turuncu ipimizle örüyoruz. 1 2 3 Şu arkadan fazla iplerimizi ilmeklerimizin arkasından yürütelim arkadaşlar. 5 tane krem rengi, 1 tane turuncu ipimizle, 5 tane krem rengi, 1 tane ilmeğimizi de turuncu ipimizle örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Turuncu renkli olanlarımızı turuncu ipimizle örüyoruz. Krem renkli olan ilmeklerimizi de krem rengi ipimizle bu şekilde örelim arkadaşlar. Sondaki ilmeği çift olarak almayı unutmuyoruz. Bakın arkadaşlar, başa kadar örüp gelelim. Arkadaşlar bakın, burun kısmını 9 ilmekle başlamıştık. 11 sıra örmüştük. 11. sıramızda çoğaltma işlemiyle 9 tane ilmeğimiz toplam 29 tane ilmek olmuştu arkadaşlar. 29 tane ilmeği krem rengi ipimize eklediğimiz zaman çoğaltma işlemi bitiyor arkadaşlar. 11. sırada çoğaltma işlemini bitiriyoruz. Normal bir şekilde 29 tane ilmeğimizi krem rengi ipimizle örmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, 5 tane krem rengi, 1 tane turuncu, 5 tane krem rengi, 1 tane turuncu ipimle örerekten bu şekilde bot patiğime şerit vermiş oldum arkadaşlar. Şimdi burun kısmının çoğaltma işlemi bittikten sonra üst kısmına başladığımız için 29 tane ilmeğimizi, yani şu şeritli olan yerimizi tam şu şekilde
20 tane 24 tane ilmek olana kadar arkadaşlar 29 tane ilmeği bu şekilde örelim. Gelelim ondan sonra ayrımına başlayalım. Arkadaşlar patiğimizin üst kısmını 24 sıra yapacaktık. 24 sırayı bitirdim arkadaşlar. İlmeklerimiz 29 tane ilmekten oluşuyordu. Şimdi bu ilmeklerimizi patiğimizin, bot patiğimizin diyelim, yan kısımlarını yapmamız için ikiye ayıracağız arkadaşlar. Şimdi burada 29 tane ilmek vardı. 14 tanesini bir tarafa, 14 tanesini bir tarafına alacağız. Sadece ortada bir tane ilmek bırakacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 tane ilmeğimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. Tekrardan 5 tane ilmeğimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. Bir tane turuncu ipimizle örüyoruz. 5 ilmek krem, bir tane turuncu. 2 ilmek daha alalım buradan. Toplam 5 10 14. Arkadaşlar 14 tane ilmeğimizi bu şekilde örelim. Rengine göre başa kadar örelim arkadaşlar. İlk sıramızı ördük. İkinci sıramızdayız. Aslında patiğimizin bu yan tarafının işlemi aynı ön kısımdaki gibi arkadaşlar. Turuncu şeridimizle ta ki son sırasına gelene kadar aynı işlemi çıkıntısız devam edecek arkadaşlar. Şimdi 14 tane ilmeğimizi aynı bu ördüğüm gibi 21 sıra olana kadar arkadaşlar birlikte örelim. Yan tarafında bitirmiş olalım. Şuradan şu kısma dikkat edin arkadaşlar. İkili iki tane ilmek olarak alıyoruz. Sonra teke çevirelim. Bu şekilde. İkinci sıramızı da yapıyoruz. Dört ve beş. Bakın arkadaşlar, şeridimiz aynı şekilde devam ediyor. Ne yapıyorduk? 2 3 4 5 tane ilmeğimiz krem rengi ipimizle oluyordu. Bir tane ilmeğimiz turuncu ipimizle oluyordu. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz krem rengi. Bir tane ilmeğimiz turuncu. 1 2 tane ilmeğimiz de krem rengi ipimizle örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ördüklerimizi rengine göre başa kadar tekrardan örüyoruz arkadaşlar. Dört ve beş. Üç tane sırayı birlikte örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bizim bu patiğimizin bu yan tarafını 14 tane ilmekten yapmıştık. 21 sıra bu tarafımızı yapalım arkadaşlar. Son sırada zaten kesme işlemini yapıyoruz. Son sırada kesme işlemini yaparak da tekrardan diğer tarafa başlarız arkadaşlar. Birlikte 21 sırayı örelim gelelim. Patiğimin yan tarafını 21 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar kesme işlemiyle son olarak bir sıra daha yapıyoruz. Diğer patiklerimde gösterdiğim gibi bakın arkadaşlar, tığımızdaki ilmek duruyor. Bir ilmek alıp ondan geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmek duruyor. Öbür ilmeği yapıyoruz. Baştaki ilmekten geçiyoruz. Bu şekilde son sıramızda yapıyoruz. Böylelikle kesme işlemiyle temiz bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Son
iki zincir çekerekten petiğimizin yan tarafını bitirmiş olalım arkadaşlar. Bakın bu görüntü çok güzel oluyor. Temiz bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer yan tarafına başlayalım. Patiğimizin diğer tarafına geçerken arkadaşlar şu şekilde tutalım. Bittiğimiz ilmekten ipimizi sabitleştirelim. Bir ilmeğimizi de bu şekilde örelim. Diğer tarafa geçelim. Tamam. Şimdi bir tane ilmeği yapmamış oluyoruz. Diğer ilmeklerimizi turuncu ipimizi alalım. Ekleme yapalım. Aynı işlemle devam ediyoruz. Bir tane turuncu, 5 tane ilmeğimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. Turuncu ipimizi alıyoruz. Geri kalan 5 tane ilmeğimizi de krem rengi ipimizle bu şekilde örüyoruz. Son ilmeği ikili alıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Turuncu rengimizi turuncuyla, krem renkli ilmeklerimizi de krem rengi ipimizle örelim. 14 ilmek bir taraftaydı. 14 ilmek de bir tarafta oluyor arkadaşlar. 1 2 tane ilmek krem rengi, 1 tane ilmek turuncu, 1 fazla kalan iplerimizi arkadaşlar ilmeklerimizin arkasından bu şekilde yürütelim. Arka kısmı da temiz bir görüntü olmuş olsun. Bu şekilde turuncu, geri kalan ilmeklerimizi de krem rengi ipimizle örüyoruz. Başa kadar rengini rengine göre örelim arkadaşlar. 4 5 1 2 Bu şekilde arkadaşlar bu tarafı nasıl yaptıysak 21 sıra olarak da aynı işlemi de bu tarafında da yapalım. 21 sıra bittikten sonra kesme işlemini yapalım arkadaşlar. Sonra da patiğimizin alt kısmını birlikte yapalım. Arkadaşlar patiğimizin üst kısmını bitirmiş olduk. Aynı anlattığım gibi iki tarafında şeritlerini ayırmış olduk. Patiğimizin yan tarafları komple bu şekilde üst düzeyini yaptık arkadaşlar. Şimdi birlikte burun kısmından başlayarak şu taban kısmını yapalım arkadaşlar. Turuncu ipimizi alalım, sağlamlaştıralım. 9 tane ilmekten yapmıştık. Hemen dibindeki zincirin aralarından şu ipimizi sağlamlaştıralım. Birinci 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimizi arkadaşlar bakın tığımızda topladık. Şimdi ilk başta 1 olmak üzere bütün ilmeklerimizi bu şekilde başa kadar örelim. Birinci sıramızı yapmış olduk bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar tığımızı alttan çıkartıyoruz.
ipimizi buradan çekiyoruz arkadaşlar. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Yaptığımız ilmeklerimizi, 9 tane ilmeğimizi tekrardan tığımıza bu şekilde topluyoruz. Sonuncu ilmeği aldıktan sonra tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvadan ipimi çıkartıyorum. 2 tane ilmeği aynı anda alıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Bakın alttan tığımızı çıkartıyoruz. İpimizi kaçtı. İpimi buradan tığıma takaraktan alttan çektim arkadaşlar. Tığıma ipimi doladım. Yaptığımız ilmekleri tek tek tığımıza bu şekilde tekrardan topluyoruz. Son ilmeğimizi de alalım. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Çoğaltma işlemi yapmış oluyoruz. Hemen sıradaki yuvadan tığımızı çıkartaraktan ipimizi alıyoruz arkadaşlar. 2 tane ilmeği aynı anda alıyoruz. Her sırada ikişer ikişer çoğalttığımız için başta sonda arkadaşlar ilmeklerimizi çoğalttığımız için ön kısımda yaptığımız şekli almış olacak. Tekrardan aynı işleme devam ediyoruz. Yuvadan tığımı çıkartıyorum. İpimi oradan çekiyorum arkadaşlar. Tığıma ip doluyorum. Hemen bütün ilmeklerimi tığıma topluyorum. İlmeklerimizi bu şekilde tığımıza topluyoruz. Başlarda, sonlarda çoğaltma işlemini unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın sonuna geldim. Bir tane ipimi tığıma doladım. İkisini aynı anda aldım. Dördüncü sıradayız herhalde arkadaşlar. Bir bakalım şu sayı bitirdikten sonra. Evet. Bakın arkadaşlar. Arkadan tığımı çıkartıyorum yuvadan. Burada ipimi çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Topluyorum yaptığım ilmeklerimi. Tığıma bu şekilde topluyorum. Başta çoğaltma işlemi. Şimdi sona geliyoruz. Sonda da son ilmeğimizi aldıktan sonra ipimizi doluyoruz. Sıradaki yuvadan tığımızı çıkartıyoruz. 2 tane ilmeğimizi aynı anda alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burun kısmı kendini toparlamaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Tığımızı alttan çıkartıyoruz. İpimizi oradan bu şekilde alıyoruz. Tığımızı ipimizi doluyoruz.
Yaptığımız ilmeklerimizi tığımıza topluyoruz. Her sırada ikişer ikişer ilmeklerimizi çoğaltıyoruz arkadaşlar. Başta bir tane, sonda bir tane yaparaktan ilmeklerimizi ikişer ikişer çoğaltmış oluyoruz. İpimi doluyorum. Sıradaki yuvadan tığımı batıraraktan ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar. Burun kısmımız oluşmaya başladı. Aslında zor görülmüş olsa da çok kolay bir işlem arkadaşlar. Önemli olan hani çoğaltma işlemini iki tarafta aynı anda yapmak, unutmamak. İki tarafta aynı anda yaptığınız zaman işlem güzel oluyor. Yani şu ön kısmı nasıl olduysa arka kısmı da aynı o şekilde olmuş oluyor. Zaten bakın belli oluyor arkadaşlar. Bu tarafta çoğaltma yapıyoruz, bu tarafta çoğaltma yapıyoruz. Böyle güzel bir görüntüsü oluyor. Sadece bu botlarda diyeyim. Hani normalde patikte önden alıyorduk. Ama bu çorap tarzı ya da bot tarzı patiklerimizde şu şekilde arkadan tığımızı çıkartaraktan ipimizi oradan çıkartıyoruz. Düz bir görüntü olması için. Hemen ipimi doluyorum. Çoğaltma işlemi için ipimi doluyorum. Yaptığım ilmeklerimi bir bir tığıma topluyorum arkadaşlar. İlk başta hani benimle birlikte yapan arkadaşların ilk yapacağı için böyle bot patiği diyeyim. İlk başta yapacağımız için, yeni yapacağımız için böyle bir modelle geldim size. Hani düz ve şeritli olduğu zaman daha kolay yapılır diye düşündüm. Bu şekilde ipimi tığıma doluyorum. Şeritten, yuvadan tığımı çıkararak da bütün ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Şimdi kaçıncı sırada olduğumuza bakalım. İkişer ikişer çoğaltacağımız için, çoğalttığımız için ilmeklerimizin sayısını bilelim. Arada kaçamaklık olmasın. Duruşu güzel oldu. Altıncı sıramıza geçmişiz arkadaşlar. Şu gösterdiğim yerden tekrardan tığımı çıkartıyorum. Buradan ipimi çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bütün ilmeklerimizi tığımıza bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Burada 19 tane ilmeğimizin olması lazım. İki taraftan da çoğaltma işlemi yaptığımız için 19 tane ilmeğimizi tığımıza bu şekilde topluyoruz. İpimi doluyorum. Sıradaki yuvadan tığımı çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de zevkli örülen ve çabuk biten bir patik oldu arkadaşlar. Bakın burun kısmı şekle gelmiş oldu. Hemen sıradaki yuvaya geçelim. Sıradaki yuvadan tığımızı çıkartıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Tığımızı, ilmeğimizi doluyoruz. Çoğaltma işlemiyle. Hemen bütün ilmeklerimizi burada 21 tane ilmeğimizin olması lazım. Son ilmeği alıyoruz. Çoğaltma işlemi yapıyoruz. Hemen sıradaki yuvadan tığımızla ilmeğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar.
İki tarafta da çoğaltma işlemi yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Unutursak ister istemez hani patiğin burun kısmında bir oynama olmuş olur. Bakın arkadaşlar, duruşu çok güzel. İki tarafta da aynı işlemi yaptığınız zaman hiçbir şekilde bir sıkıntı görünmüyor. Hatta görüntüsü güzel oluyor arkadaşlar. Ayakta duruş da zaten çok güzel. Şimdi kaçıncı sıradayız? Tığımı çıkartıyorum. İpimi oradan çıkartıyorum. Tığımı, ipimi doluyorum. Çoğaltma işlemi olsun diye. Topladım. Ördüm. Bütün tığımı topluyorum. Son ilmeğimizi alalım. Çoğaltma işlemini yapalım. Sıradaki yuvadan tığımızı çıkartalım. Başa kadar örelim. Hemen şimdi 9. sıramıza geçeceğiz. Tığımızdan, yuvamızdan ipimizi çıkardık. Dolama işlemiyle tığımıza doluyoruz. İlmeklerimizi tığımıza eksiksiz topluyoruz. Başta çoğaltma işlemimizi yaptık. Şimdi sonda da çoğaltma işlemimizi yapalım. Çoğaltma işlemini yapıyoruz. Sıradaki yuvadan arkadaşlar tığımızı çıkararaktan ikişer ikişer bu şekilde başa kadar örüyoruz. 9. sıramızı da bitirmiş olduk. Tığımızı şuradan alttan yuvadan sokaraktan ipimizi oradan çıkartıyoruz. Şimdi 10. sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Gene aynı işlem devam ediyor. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde tığımıza toplayalım. Çoğaltma işlemini unutmuyoruz. Son ilmeğimizi de alalım. Takıldı tığımız. Son ilmeğimizi alıyoruz. Çoğaltma işlemimizi yapıyoruz. Sıradaki yuvadan tığımızı çıkartıyoruz. Bu şekilde ikişer ikişer başa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burun kısmının yani turuncu ipimizle ördüğümüzün son sırası. Yani son sırasında ben çoğaltmıyorum. Normalde ilmeklerimiz yani 29 tane ilmek olması lazım. Ben 27. ilmekte bıraktım. Yani turuncunun son sırasını çoğaltmadan öreceğiz. 27 tane ilmeğimiz olmuş olacak arkadaşlar. Hemen ipimizi yuvadan çıkardık. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi 27 tane ilmeğimi diyeyim. 27 tane ilmeğimi bu şekilde tığıma toplayacağım. Turuncu ile ördüğüm burun kısmının en son sırasını yani 11. sırasını diyeyim. Çoğaltma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Bir sıra çoğaltma olmadan normalde 29 tane ilmek olması gerekirken 27 tane ilmeğimizi topluyoruz. Hemen sıradaki yuvadan tığımı çıkararaktan
Bu şekilde 27 tane ilmeğimi başa kadar örüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, 27 tane ilmeğimi topladım. Yani burun kısmındaki turuncu şeridin son sırasını çoğaltmadan bir sıra örmüş oldum. Bakın yan kısımları şu şekilde duruyor. Burun kısmı şu şekilde, diğer yan kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Yani duruşu şekli hoş oluyor arkadaşlar. Şimdi birlikte krem rengi ipimizi alalım. Turuncu ipimiz de şu an işlemimiz bitti arkadaşlar. İpimizi sağlamlaştıralım. İlmeğimizden ipimizi çıkartalım. Şöyle bu şekilde sağlamlaştıralım. İlmeklerimizi tek tek toplarken şu fazla olan iplerimizi de arkadan bu şekilde yürütelim arkadaşlar ki temiz görüntü olsun diye. (27) tane ilmeğimizi başa kadar bu şekilde örelim. Son ilmeğimi aldım. Bakın arkadaşlar, sıradaki yuvadan tığımı çıkararaktan hiçbir değişiklik yapmadan aynı işleme devam ediyoruz. Bakın tam kıran rengi ipimizin hizasına geldik. Bütün ilmeklerimizi 27 tane olan ilmeğimizi bu şekilde başa kadar örelim. Başa geldik arkadaşlar. Aynı işlem. Bakın alttan tığımı çıkartıyorum. İpimi buradan çıkarıyorum. Hemen bütün ilmeklerimizi düz bir örgüyle bütün ilmeklerimizi tığımıza bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Patiğimizin, boğazlı patiğimizin üst kısmı 29 tane ilmekti. Taban kısmını 27 ilmekte bıraktık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu kafanız karışmasın. Yani turuncu ile ördüğümüz son sırayı çoğaltma işlemi yapmadan düz örmüş olduk. Bütün ilmeklerimi topladım. Sıradaki yuvadan tığımı çıkardım. Bu şekilde ikişer ikişer arkadaşlar başa kadar örelim. İkinci sıramızda yaptık arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Yani üçüncü sıramız derken krem rengiyle ördüğümüz üçüncü sıramız. Bakın aynı zaten gösterdiğim gibi arkadaşlar. Şunu şuradan çıkartayım. Yani normal patiklerde bu şekilde alıyorduk. Sadece bunda değişen alttan ilmeğini, tığını çıkaracaksın. İpini oradan alacaksın arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi toplayalım. (27) tane olacak ilmeğimiz. Taban kısmında biraz daha toplu görünsün diye çoğaltma işlemini 27'de bıraktık. Normalde üst kısmı 29 ilmek arkadaşlar. Düz krem rengi ipimizle taban kısmını yapacağız. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi topluyoruz. Sıradaki yuvadan tığımızı çıkararaktan aynı işlem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Başa kadar örelim.
Sıradaki yuvadan tığımı çıkartıyorum. İpimi tığıma takaraktan çekiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakın. Yan tarafı yani şu turuncu kısmı burun kısmının 11 sıra olacak arkadaşlar. Burası 11 sıra oluyor. Ondan sonra krem rengi ipimizle taban kısmına başlamış oluyoruz arkadaşlar. Zaten 3 sıra ördük. Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu taban kısmını birlikte ta ki aynı işlemi devam ederekten bu yanların yapana kadar arkadaşlar dümdüz olana kadar örelim. Yani tam bitimine gelene kadar örelim. Ondan sonra şu kısmı birlikte yapalım. Arkadaşlar söylediğim gibi birlikte başlamıştık. Zaten burada 9 tane ilmekle başlayıp alt taban kısmını bu şekilde ördüm arkadaşlar. Anlattığım gibi bu yanlarla sıfır olana kadar ördüm. Zaten orta kısmında 27 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi 27 tane ilmeğimizin ortasını bularaktan tam ortasında 10 tane ilmeği devam ettireceğiz arkadaşlar. Yani 2, 4, 6, 8 ve 9. Şuradan de diyelim. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10. Tamam. Tam ortasını bulduk arkadaşlar. İpimizi direkt oradan sağlamlaştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimizi ördük. İki tarafta da aynı sayıda ilmeğimizin olması lazım arkadaşlar. Şimdi bu ilmeklerimizi başa kadar bu şekilde örelim. Hemen sıradaki ilmeğimizin ortasından tığımızı geçirelim. İpimizi oradan çıkaralım. 10 tane ortada bıraktığımız ilmeklerimizi tığımıza toplayalım. Hemen sıradaki ilmekten tığımızı geçirdik. İpimizi çektik. Ortadaki ilmeklerimizi başa kadar bu şekilde örüyoruz. Sıradaki ilmekten tığımızı çıkartıyoruz. İpimizi tığımıza takıyoruz. Ortadaki ilmeklerimizi tığımıza toplayaraktan bu işlemi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tığım takıldı. Şuradan sıradaki ilmekten tığımı çıkartıyorum. 10 tane ilmeğimi başa kadar örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu burayla bağlantı kuraraktan taban kısmımı tamamlamış olacağım. Aynı işleme devam edelim. İlmeğimizden tığımızı çıkartalım, ipimizi çıkartalım. Ortada ayırdığımız 10 tane ilmeğimizi tığımıza toplayalım. Yandaki ilmekten tığımızı çıkartalım. Başa kadar örelim. Yuvadan ilmeğimizi çıkartalım. Ortadaki ayırdığımız 10 tane ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz.
Sıradaki ilmekten tığımızı çıkartarak da devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu şekilde tabanımız oluşmaya başladı. Devam edelim. Sıradaki ilmeğimizden ipimizi çıkartalım. Devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi, yani 10 tane ilmeğimizi hiçbir şekilde çoğaltmadan, azaltmadan bu taban kısmımızı bu şekilde örelim arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimizin arasından tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çıkartıyoruz. Ortadaki 10 tane ilmeğimizi tığımıza topluyoruz. Bu şekilde. Sıradaki ilmeğimize geçtik. Buradan tığımızı çıkartalım. İpimizi alalım. Başa kadar örüyoruz. Son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizden tığımızı çıkartalım. İpimizi oradan alalım. Bütün ilmeklerimizi toplayalım. Sonuncu, buradaki sonuncu ilmeğimizden de geçirelim. Bu şekilde başa kadar örelim arkadaşlar. Şimdi yan tarafına geçiş olduğu için hemen şu yandaki ilmekten, bu yaptığımız yan tarafın ilmeğinden tığımızı çıkartıyoruz. İpimizi alıyoruz oradan. Hemen o 10 tane ortada örmemiz gereken ilmeklerimizi bu şekilde tığımızı topluyoruz. Bakın arkadaşlar, hemen yan tarafın ilmeğinden tığımı geçirdim. Bu şekilde bu taban kısmını arkadaşlar, ta ki ağız kısmına gelene kadar örelim. Bakın arkadaşlar, tabanı yapmış olduk.
Şu aynı gösterdiğim şekilde arkadaşlar şu yanların ilmeklerinden alaraktan şu ağız kısmına gelene kadar örelim. Sonra birlikte şu boğaz kısmını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar taban kısmını bitirdik. Söylediğim gibi tam ortasından 10 tane ilmeğimizi ayarlıyoruz. Şu kenarlardaki ilmek sayısı da aynı olduğu zaman birleştirerek ta ki dibine kadar ağız kısmına kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burayı bitirdikten sonra ben ince tığımı aldım. Ağız kısmının patiğimizin boğaz kısmının diyeyim boğaz kısmının bütün yuvalarından bu şekilde sık iğne ile toparlama yaptım arkadaşlar. Başladığımız yerden birleştirelim. Şimdi boğaz kısmının şu bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. 3 tane zincir çekelim. Yaptığımız bütün sık iğnelerin arasından hatta 2 tane zincir çekelim. Burada geniş olmasın. Bütün yuvalardan bu şekilde trabzanı yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şekilde yapalım. Bu şekilde arkadaşlar trabzanayı patiğimizin boğaz kısmındaki bütün sık iğne yuvalarına bataraktan bu sırayı böyle tamamlayalım gelelim. Başladığımız yere geldik arkadaşlar. Sıranın sonunda çektiğimiz zincirli olan yerden ipsiz bir şekilde tutturdum arkadaşlar. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Şu şekilde arkadan trabzanın arkasından bir dakika pardon arkadaşlar. Bu şekilde trabzanın önünden ilmeklerimizi trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. Şeriti arkada bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Trabzaların arasından bu şekilde yaptığımız zaman şu kısım arkada kalmış oluyor. Bazıları bunu ön tarafta da kullananlar var. Ben bu patik modelimde arka kısımda bırakmayı tercih ettim. Trabzanın ortasından ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilde. Bütün trabzanlarımızın bakın şu şekilde arkadaşlar şuradan tığımızı çıkartıyoruz. İpimizi oradan çıkarıyoruz. Şöyle alıyoruz. Buradan çıkarıyoruz. Şuradan girip şuradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şiş görünümlü patiğimizin bot patiğimizin sonlarına geliyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Aynı işlemi. Bakın arka şeridi bu şekilde oluyor. İpimizi tığımıza doluyoruz. Trabzanımızın tam ortasından ipimizi çıkartıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bitirip gelelim. İkinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. İpsiz bir şekilde başladığımız yerden bu şekilde tutturuyoruz. Şimdi tekrardan 3 sıra yapmıştım ben. İpimi doluyorum. Trabzanın arasından geçiriyorum. İpimi doluyorum. Trabzanın arasından geçiriyorum. Bu
Bu şekilde üçüncü sıramızı da yapalım arkadaşlar. Ondan sonra en üst ağız kısmına sık iğne yaparaktan bot patiğimizin bitimini tamamlamış olalım arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Üçüncü sıramızı da bitirelim arkadaşlar. Üçüncü sıra bittikten sonra son ağız kısmına sık iğne ile komple bitirelim gelelim. Arkadaşlar patiğimizin ağız kısmını da bakın yapmış olduk. İç kısmı bu şekilde oluyor. Ben düz kısmını bu şekilde yapmak istedim. Düz bir şekilde oldu. Bot patiğimi bitirdim arkadaşlar. Hatta şöyle bir fiyonk yaptım. Fiyonkun üzerinden krem rengi ipimle geçip bunu patiğimizin bu tarafını dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun etrafının şeridini geçmedim. Size bu şekilde de göstermek için. İsterseniz sadece turuncu renkle yaparaktan yan tarafına dikebilirsiniz. Ya da benim bu şekilde yaptığım gibi arkadaşlar yapabilirsiniz. Güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda daha güzel modellerle, daha güzel tasarımlarla inşallah görüşürüz. Hayırlı akşamlar.